Kanalımda ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim şerbetli bir tatlı. Genelde Ramazan'da yapmayı tercih ediyorum ama bu tatlı benim bildiğim şerbetli tatlılar içerisinde en güzellerinden biri. Şekli de çok güzel oluyor. Yapılışı da oldukça basit. Daha önce YouTube'da çekmemiştim. Bugün onu hazırlayacağım sizler için. Burada bir dolu yemek kaşığı tereyağı var. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı da irmik. Bir yumurta, bir yemek kaşığı dolusu da yoğurt. Tarife öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Eksik gelirse tekrar ilave edeceğim. Bardak ölçüsü 200 milimdi. Burada yarım paket vanilya, bir çay kaşığı da kabartma tozu var. Yumuşak, el yapışmayan bir kıvamda bir hamur yoğuralım. Un biraz eksik geldi. Biraz daha ekledim. Toplam un miktarı yine de 2,5 bardak olmadı. 2 bardaktan sonra mutlaka kontrolde ekleyelim. Kıvam böyle yumuşak, el yapışmayan bir kıvamda. Bu taraftan genelde 18-20 tane tatlı çıkıyor. Öncelikle hepsini yuvarlayalım. Daha sonra kenarları biraz tonlu, bu uç kısımları ince olacak şekilde biraz açalım. Sonra da her yerini böyle irmiye bulayalım. Ortası böyle biraz boş kalması gerekiyor. Ben badem koyacağım. Fındıklı yapmak isterseniz ortayı böyle biraz daha kapatabilirsiniz. Tam şu şekilde bademi de koyuyorum. Bütün tatlara şekil verdim. Biraz da birbirine yakın bir şekilde tepsiye dizdim. Çok fazla kabartma tozu yok içinde. O yüzden kabarıp birbirine değeceklerini sanmıyorum ya da öyle umuyorum. Fırını önceden 175 derecede ısıtalım. Sıcak fırında renkleri döndüğü zaman fırından alabiliriz. Tatlının şerbeti için gerekli olan malzemeler 2,5 su bardağı toz şeker, 1 limon dilimi, 3 su bardağı da süt diyecektim. Şimdi şerbetimizi kaynatalım. Hazır hale geldikten sonra soğutalım. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Tatlının rengi dönmeye başlayınca fırından aldım. Fırından çıkarınca hazırladığım soğuk şerbeti üzerine döküyorum. Tatlının şerbetini dökeli 1 saat kadar oldu ama zamanınız varsa 2 saat, en az 2 saat beklerse çok daha güzel olur. Böyle uç kısımlarına da birazcık fıstık serpiyorum.
Benim en sevdiğim şerbetli tatlardan biri. Zaten yapanlar tekrar tekrar yapıyor. Yaklaşık bir saat kadar oldu ama şerbetini güzel çekti. Tadı da çok lezzetli. Pişirirken mutlaka tatlıların rengi dönsün. Üzerine yumurta sarısı olmadığı için pişip pişmediği çok fazla anlaşılmıyor. Ama şöyle bir tanesinin altına bakalım. Yani renginin dönmesi gerekiyor. Çünkü güzel piştiği zaman çok daha kıyır kıyır ve daha lezzetli oluyor ve içi hamur olmamış oluyor. Tarifle ilgili yorumlarınızı mutlaka yazın. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.